Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de elektrik faturaları bir numaralı gündemde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı grup toplantısında yaptığı konuşmada faturamı ödemeyeceğim, zamlar geri alınana kadar sözlerini yeniledi. İşte bu sözler MHP lideri Devlet Bahçeli ile Kılıçdaroğlu'nu karşı karşıya getirdi. Bir başka konu ise ihalelerin vazgeçilmez isimleri olan Cengiz İnşaat'tı. Bu konuda gündemdeydi. Gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. Niye ödemeyeceğim dedim? Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. O nedenle ödemeyeceğim dedim. 81 il teşkilatımıza çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'na birer kandil göndermelerinin bizzat talimatını vermiştim. Allah var ya, Kılıçdaroğlu onca kandili ne yapacak, nereye koyacak, nasıl muhafaza edecek, doğrusunu isterseniz merak içindeyim. Demiş ki örgütlerine, Kılıçdaroğlu'na kandil gönderin. Gönderdi de çok güzel kandiller gelmiş. Onları partinin müzesine koyacağım. Elektrik zamlarını savunan Devlet Bahçeli'nin bana gönderdiği kandiller diye onları göstereceğim orada. Sayın Kılıçdaroğlu, yak kandili, tak külahı, bak keyfine. Nasıl olsa tuzun kuru, rahatın yerinde, işlerin tıkırında. Fahiş zamlar nedeniyle kabaran elektrik faturaları salı mesaisinde liderlerinde en önemli gündem başlığı oldu. Yastık altında para yok, yastık altında altın yok, sadece faturalar var, sadece borç listeleri var. İlla istiyorsanız insanlar yastık altındaki faturalarını sizlere göndersinler, siz ödeyin madem. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Aralık'ta yapılan zamlar çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim demişti. Kılıçdaroğlu'yla MHP lideri Bahçeli o sözler üzerinden karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu fatura ödemezse aziz milletimizin ona misliyle fatura ödetmeye gücü yetecek. Haziran 2023 yılında da demokratik hesap sorulacak. Zamları siz yapıyorsunuz. Vatandaşı inim inim siz inletiyorsunuz. Suçlanan kişi kim? Kılıçdaroğlu. Ama şahsıma seslenmek isterim mesela. 1100 odalı sarayda Bahçeli'ye bir yer ver artık yani. Ayıp oluyor yani. Ver orada da otursun orada. Ödemezse sonucu bellidir. Elektriği derhal kesilmelidir. Siz beni donmakta mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse ben donmam. Sizin feriştahınız gelse ben mücadele ederim. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları AKP kanadında da tepkiyle karşılanmıştı. CHP lideri gelen eleştirilere yanıt verdi. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın sesini çıkaracağı bir alan bırakmadılar. Kim bunların sesi olacak? Kışın ortasında siz elektriğe %127 zam yapar mısınız? Akıl alacak şey değil. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. O nedenle ödemeyeceğim dedim. Isparta'da günlerce süren elektrik kesintisi de liderlerin gündemindeydi. Kılıçdaroğlu tazminat konusunu gündeme getirirken MHP lideri Bahçeli de sorumlu olarak dağıtım şirketlerini işaret etti. Isparta Baro Başkanı ile konuştular. Bütün vatandaşların tazminat alma hakları var. Ödemezlerse hakkınızı arayacaksınız. Avukat tutamıyoruz diyorsanız avukat masrafınızı da karşılayacağız. Özel dağıtım şirketleri karlılıklarını artırabilmek ve işletme maliyetlerini azaltabilmek için kestirme yollara tevessül etmektedir. Bize göre bu denetim yetkisi TEDAŞ'a tekraren verilmelidir. Kanaatimizce elektrik dağıtımının devlet eliyle, perakende elektrik faaliyetlerinin de özel sektör kanalıyla yapılması maruz kaldığımız sorunları hafifletecektir. HDP'ye göre ise fahiş fiyatların altında tanıdık isimlere verilen ihaleler yatıyor. Saray fatura ödemiyor, halk ödüyor. Zammın keyfini yaşayan ise tek bir yer var, o da elbette ki saraydır. Aynı zamanda yandaşları, beşli çetesi, müteahhitleri bundan faydalanmasını biliyorlar. Yeter ki beşli çeteleri hep kazansın. Şimdi eminim Sayın Bahçeli'yi anlamakta zorlanıyorsunuzdur. Yalnız değilsiniz, hiç endişe etmeyin, ben de zorlanıyorum. Diyeceksiniz ki niye? Şunun için. Şimdi muhalefet ne diyor? Ya bu elektrik dağıtım şirketleri bizim diyor anamızı ağlatıyor diyor. Bunların diyor dağıttığı diyor elektrik faturaları felaket şişiriyor. Karlarına kar
katmak için memleketin, milletin cüzdanına, parasına, yurttaşın parasına göz dikiyor diyor. Şimdi muhalefetin söylediği bu. Devam ediyor muhalefet. Diyor ki bunun ortadan kaldırılması için bu iş devlete bırakılmalıdır diyor. Özel sektörden alınmalı, devlete bırakılmalıdır diyor. Sayın Bahçeli ne diyor? Sorunlarımızın altında, mealen söylüyor, biraz da önce de dinlediniz. Sorunlarımızın altında diyor, bu özel sektörün diyor elektrik işine girmesi vardır diyor. Bunlar, bu şirketler diyor, elektriği dağıtırken diyor, yani faturaları da şişiriyorlar, karlarına kar katıyorlar diyor. Şimdi hem muhalefet hem Sayın Bahçeli aynı şeyi söylüyor. Ve bundan sonra Bahçeli ile devam ediyor. Diyor ki bu iş devlet eliyle yürütülmelidir diyor. Şimdi muhalefetin söylemiyle Sayın Bahçeli'nin söylemi aynı. Ama dönüyor ondan sonra bu iş için muhalefet bir aksiyon koyuyor ortaya. Nedir o? İşte kimisi fatura yakıyor, kimisi işte protesto vatandaş nezdinde, kimisi böyle vitrinine gelen elektrik faturasını yapıştırıyor. Bir biçimde insanlar duruma itiraz ediyorlar, tepki gösteriyorlar. Şimdi vatandaşlar bunu yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki zamları geri almazsan ben bu faturayı ödemeyeceğim diyor. Bireysel bir tepki koyuyor. Bireysel. Son derece millete de bir çağrısı falan yok zaten. Şimdi Sayın Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu bir noktada aynı şeyi söylüyorlar. Ama ikisinin aldığı tutum farklı ondan sonra. Sayın Bahçeli bunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na kandil gönderiyor. Ya kandili niye Kılıçdaroğlu'na gönderiyorsun ki? Bunları söylüyorsan eğer bu kandili seni saraya göndermen lazım. Hani en azından ışıklarını söndürün, şu kandille idare edin, milletin arası ağladı fatura ödemekten. Hani bir de sizin elektrik faturanızı ödemesin diye oraya gönder. Yanlış yere, adres yanlış. Sayın Bahçeli aynı şeyleri söylüyor muhalefette ama aldığı aksiyonun hedefi farklı. Olacak şey değil. Bu anlaşılır bir durum değil. Sayın Bahçeli tarafından yani bizim tarafımızdan Sayın Bahçeli'nin aldığı bu tutum anlaşılabilir değil. Öbür tarafta Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Sayın Bahçeli diyor ki alsın diyor, ne yaparsa yapsın bu kandilleri. Sayın Kılıçdaroğlu çok da doğru söylemiş. Müzeye koyacağım diyor. Müzeye koyacağım. Bunlar 50 yıl sonra CHP'nin müzesine girildiğinde kandilleri görecek değil mi insanlar? Diyecekler niye? Ya böyle bir yaşam vardı, böyle bir usul vardı o tarihte. Ülke karanlıktaydı. Memlekette perişan vaziyetteydi. Yurttaşlar fatura ödemekten böyle bir tap düşmüşlerdi. O zaman bu zamları yapanları da Devlet Bahçeli savunuyordu diyecekler. Şimdi Sayın Bahçeli'nin tarihe böyle bir not düşmesi kendi adına en azından biraz sıkıntılı bir durum. Bilmiyorum Sayın Bahçeli biraz daha düşünse mi, ne yapsa, neyse bilmiyorum ama o kandilleri göndereceği yer gerçekten Kemal Bey'in evi değil, Tayyip Bey'in sarayıdır. Oraya göndermesi lazım ki hani biraz elektrik masrafı en azından düşsün.